Sevgili dostlar, arkadaşlar, hepinize merhabalar ve de günaydınlar. Hop. Güzel ve güneşli bir güne uyandık bugün. Kısmetse hedefimiz İlkin Rumkale. Arkadaşlar şu an itibariyle Gaziantep'teyiz. Adıyaman yoluna sapıp oradan Yavuzeli ilçe sınırları içerisinde yer alan Rumkale'ye gideceğiz inşallah. Oraya gittiğimde inşallah tekrar görüşeceğiz. Haydi. Arkadaşlar Yavuz elindeyiz şu an. Bir 40 kilometre daha yolumuz kaldı. Ondan sonra nasipse Rumkale'deyiz. Arkadaşlar Rumkale'ye yaklaştık. Hakikaten nefis bir manzarayla karşılaştığımı itiraf etmeliyim. Çok hoş. Rumkale'ye en yakın köye geldik. Kasaba köyü. Öncelikle bir cam terastan Rumkale'yi seyredelim isterim. Tekrar merhaba. Rumkale'ye geldik. Birazdan cam terasa çıkacağız. Oradan manzara alalım. Kısaca Rumkale'yi tanıtalım. Maalesef tarihi detaylara inemeyeceğiz. Çünkü kilise ve manastır dahil olmak üzere Rumkale içerisinde bulunan eklentilere sadece resmi izinle girebiliyormuşuz. O yüzden üzgünüm. Ama el mahkum, yapacak bir şey yok. Gelin beraber manzaranın tadını çıkaralım. Evet, hazır mıyız? Şuraya da geçebiliriz. Manzara muhteşem arkadaşlar. Olağanüstü. Arkadaşlar, Rumkale'nin ne zaman inşa edildiğine dair net bir bilgi olmamakla beraber milattan önce 886 yılında Asur hükümdarı Salmanasar tarafından fethedildiği biliniyor. O zamanki ismi Şitamrat. Ondan sonra tabii ki farklı isimler alıyorlar. İşte Rumya, Galaromaita,
Kalat el Müslimin, Kalat el Rum, Kale-i Zerrin, ki Zerrin altın demek, altın kale anlamına geliyor. Ondan sonra Urum Kale ve bugünkü kullanıldığı şekliyle de Rum Kale. Kale özellikle parmak şeklinde tabiri caizse bir yarımada üzerinde yüz ölçümü yaklaşık 3500 metrekare, 3,5 hektarlık bir alanı kaplıyor. Tam en zirve noktasında Aziz Neyser Kilisesi var arkadaşlar. Aziz Neyser tarafından yaptırılmış. Hatta Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna'nın burada inzivaya çekildiği, kendisini kapattığı ve İncil'in nüshasını hazırladığı ve bir kopyasını da Beyrut'a gönderdiği söyleniyor. Hatta mezarının o Neyser, Aziz Neyser Kilisesi'nin tabanında olduğu belirtilmiş. Kuzey tarafında ise, bakın şurada parmağımın ucunda, siz net göremiyorsunuz kuvvetle muhtemel, Yakubi Azizi Varşavma'nın yaptırmış olduğu Varşavma Manastırı var. Tabii kullanıldığı malzeme itibariyle zayıf olduğu için birçok kısmı yıkılmış durumda. Aslında burası kale olarak geçiyor ama kale kent arkadaşlar. Asurlulardan bahsetmiştik. Hititler, Makedon İmparatorluğu, Selevkoslar, işte Edesa Hristiyan Kontluğu, sonra Memlütlüler ve en sonunda Osmanlılar hakimiyetine ne yapmış? Girmiş. 1279 yılında Baysarı komutasındaki Memlük ordusu burayı kuşatıyor ama alamıyor, fethedemiyor. Yaklaşık 13 yıl sonra Melik el Eşref hükümdarlığı söz konusuyken burası 1292 yılında zapt ediliyor ve artık Memlük hakimiyetine geçiyor. İsmini de Kalat el Müslimin olarak değiştiriyorlar. 1516'da buraya Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim hakim oluyor ve artık ismi Urumgala şeklinde kullanılmaya başlanıyor. 19. yüzyıla gelindiğinde burada hane sayısı 9-10'u geçmemeye başlıyor. Ondan sonra karşı tarafa, yani Fırat'ın Urfa tarafına yeni bir şehir kuruluyor 19. yüzyılda. Yani bugün sular altında kalan Halfeti arkadaşlar ve buradan insanlar göç ediyor oraya. Bilecik Baraj Gölü'nün sular altında kalınca o Halfeti de 10-15 kilometre uzağa ne yapıyor? Taşınıyor. Suyun şekillendirdiği bir yerleşim merkezi, siyasi bir merkez. Ama maalesef suyun da tabiri caizse yok ettiği bir merkez haline gelmiş. Arkadaşlar parmağımın ucundaki yapı, daha doğrusu sadece bir doğu duvarı kalmış olan yapı Aziz Neyser Kilisesi. Orada bir şekil var. O şeklin hakim inanca göre yöre halkı bir terazi olduğunu düşünüyor. Terazinin bir kefesinde gümüş, bir kefesinde altın tartılıyor düşüncesiyle maalesef burada zengin bir altın hazinesi olduğunu düşünerek delik deşik ediyorlar bu kiliseyi. Defineciler. Yine de manzaraya bakalım biz. Tüm olumsuzluklara rağmen. İşte Aziz Neyser Kilisesi. Halfeti'deyiz dostlar. Gürültülü müzikten kurtulmuş olmanın sevinci var tabii içimde. Köprüden de geçelim. Evet, görüntü gayet güzel. Doğanın suya yansıması.
Harika. Bir de bu tarafa bakalım. Nasıl? Harika görünüyor gerçekten. Evet arkadaşlar, Halfeti'ye veda ediyoruz. Tekrar Rumkale'ye döneceğim. Kartpostallarda, fotoğraflarda ve internetteki yayınlarda sık sık gördüğünüz Savaşan Köyü. Tabii sular altında kalması üzüm verici bir açıdan. Evet, şu an tanıtım filminde yakın bir zamanda buralarda işte oteller yapılacağı, buraların turist kaynayacağı ihtimal dahilinde görülüyor. Ama bana sorarsanız böyle olması daha iyi, daha mütevazı, daha sakin. Bence tesise boğmayalım buraları. Kanaatim o. Evet, o meşhur cami. Bu evlerin tamamı terk edilmiş durumda dostlar. Evet, karşıda da görüyor musunuz bilmiyorum, böyle mağara veya beşik mezar tarzı yapılar var. Bilmiyorum, belki de taş mezar olarak da kullanılmış olabilir. Dostlar, Rumkale gezimizin finaline geldik, sonuna geldik. Ben açıkçası size veda etmeyi düşünmüyorum. Vedayı eşsiz manzarasıyla, olağanüstü görüntüsüyle Rumkale'nin kendisi yapsın. Muhteşem. Ha 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 ha.